Karpadese başlamış. Oradan yani kaç yapmak için? Kaç takipçin, ne kadar arttı bu yayınlar? 7000 takipçin vardı diye biliyorum. Ne kadar oldu takipçin? Söyle bakayım. Aman nazar değmesin. Söyle bakayım, söyle. Senin amacın ne? Bir sosyal medyada bir ünlü olmak. Ne kadar oldu takipçin? 5-6 bin kişi arttı abla. 5-6 bin kişi arttı. Şimdi bak, bu sosyal medya yaptığın yayınlarla ilgili, yani gerçekten sen bir dergah mısın? İnsanlar sana geliyor, yardım mı ediyorsun? Şey anlamında söylüyorum, yardım mı ediyorsun insanlara? Oradan nemalanıyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi... Bir tane video var, senin daha TikTok çektiğin. O TikTok'u ekranlara getirelim. Şu 100 dolar TikTok'unu bir ekranlara getirir misiniz arkadaşlar? Bunlar hep ironi. İroni mi yoksa 100 dolar? İroni hocam. Bir izleyelim mi bakalım, ironi mi? 100 doları bir getirir misiniz ekranlara arkadaşlar, Hakan? Gide Hanım, bir şey söylemek istiyorum. 100 dolar ne? Nereden geliyor? Bir şey söylemek istiyorum söyle ben. Söyle tabii Gide Hanım. Çünkü Haydar TikTok'ta fenomen ya. Bu prim yaptığı için, hani bunu herkes çok seviyor orada. Kızlar da prim yapmak için, yükselmek için, böyle insanların çoğalması için de yanına geliyorlar. Ya anladın mı? 100 dolar ne ya? 100 dolar ne? 100 doları nereden kazanıyor? Ya bunu espri yaptılar. Kadın deme annene. Oğlum sus ya, sen de Allah aşkına. Niye böyle diyor size ya Dilek Hanım? Ya ablacığım, ben var ya, oynuyorum suç oluyor. Kalkıyorum suç oluyor. Orada bir şey atıyorum suç oluyor. Yani her şey artık bitti. Benim oynamam kaldı abla orada. Vallahi o kaldı abla. Oynama, güzel oynuyorsun. Oynuyorum tabii canım. Problem o değil. Oynama güzel. Tamam, ne yapayım şimdi ama abla? Ama 100 dolar ne, 100 dolar? 100 dolar ablacığım. Ayda 50 bin lira yapar. Abla ben ya, ayda 50 bin lira ben o kadar kazanmıyorum oradan. Ben şunu söylemek istiyorum. O 100 dolar hani böyle ironi ablacığım. İroni mayetinde. Hani espri mayetinde. Bak sen böyle yaparsan 100 dolar kazanıyorum, ayda 50 bin lira para yapar, kızlar dans ediyorum, ooo ne hayatım var ben diye böyle orada, yaparsan. Ben orada o mesajı kızlar da gelir sana. Yani maalesef geliyorlar demek ki. Bak abla, burada para var. Abla? Para var, oluk oluk para var. Beni ben gideyim kim getirdi abla? Kendim geldim. Onlar da bana gelmeyin kızım bana. Kızlar bana gelmeyin. Vallahi gelmesin ablacığım. Ben artık karar verdim. Bu saatten sonra kızımızı da isterim abla. Abla. Tövbe ettim ablacığım. Ama her gün biri gelip giriyorsa... Şunu... Beni aklım başıma getirdi. Vallahi getirdi. İstemiyorum. Dilek Hanım, sizin yapamadınız, biz mi yaptık acaba? Buradan siz yaptınız. Şunu söylemek istiyorum. Aynen. TikTok'taki izleyicilerim, buradan seslenmek istiyorum. Artık ben şerefli namuslu bir adam olacağım. Daha güzel bir orada adam olacağım. Zaten. Ondan sonra getirmez, kızlar bana oluyor. Gelmeyin. Bende öyle bir hayat yok. Garibanım, sigortam, klimam var. Teşekkür ederim. Daha önceki hayatı nasıldı? Şerefli ve bundan sonra namusunu yani, isteyeceksen. Daha önce nasıl bir hayatın vardı? Namuslu bir hayatım vardı. Esprili konuşuyor hep. Esprili ha. Esprili biraz kendisi. Hayır demeyin. Terbiyesiz kim diyor? Yapmayın demeyin, yani. Demeyin, demeyin. Sakın. Sus. İmre'nin yanına Hüseyin gitmiş. İmre'nin yanında şu anda hazırlanıyorlarmış. İmre bütün sorularımıza yanıt verecekmiş. Evet. Gözünüzü aydın, en azından kızınızı bir canlı canlı göreceksiniz. Evet, 15 Mart'tan sonra Nilüfer Hanım. İnşallah. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. Bakalım ikna edebilecek miyiz? Mesele size gelecek mi? 22 yaşında işte o hayatımı tercih edecek, senin yanına mı gelecek? Evet yani. Ne tatlım benim ya. İnşallah gelir. Bütün tercihim o gelmesi. Yani. Dayı da destek vermek, dede de destek vermek için burada. Evet. Şimdi bir tane daha videom var. Orada da arkadaşlar, tamam sakin olun. Orada da bir tane daha video var. Bakalım burada da espri mi yapmış acaba? Ne yapmış? Gelsin ekranlara. Hakan getirsene. Merhaba, ben Hayko Bahadır. Bugün İzmir'den bizle gezmek isteyen kızlar varsa bizle beraber gideceğiz, gezeceğiz. Her şey bizden. Yeme içme her şey bizden. İzmir'de olanlar bize yazsın lütfen bekliyor arkadaşlar. Merhaba, ben Hayko Bahadır. Bugün İzmir'den bizle gezmek isteyen kızlar varsa bizle beraber gideceğiz, gezeceğiz. Her şey bizden. Yeme içme her şey bizden. İzmir'de olanlar bize yazsın lütfen bekliyor arkadaşlar. Merhaba, ben Hayko Bahadır. Bugün İzmir'den bizle gezmek isteyen kızlar varsa bizle beraber gideceğiz, gezeceğiz. Her şey bizden. Yeme içme. Ne zaman çekildi bu video? Tarih vardır. Çok araştırmışsınız. Orada var. Ben bilmiyorum. Yani İmre'den önce mi, İmre'den sonra mı? Sonra Cinam abla. İmre'den sonra. Sonra ablacığım.
Niye kızları çağırıyorsun bu kadar? Ya, özel kızlar. İroni bunlar ablacığım. Ne abla diyorsun? Şimdi ben yani bu ironi mi olur ya? İroni ablacığım çağırıyor. Yani şimdi burada ne var çağırmak ablacığım? Yani bak o, bakın orası TikTok platformu, ben şöyle söyleyeyim ablacığım. Sen belki bilmiyorsun çünkü girmediğin için. Ama kızım TikTok... giriyor, ben biliyorum TikTok'un nasıl bir, ama girmek istemem tamam, yani. Tamam abla bak bir şey demiyorum ablacığım. Sayın ablacığım bak ben de diyorum ki orası bir platform. Orada gündemde kalmak için yani yemin ediyorum hani izlenmeniz için mesela atıyorum yemek kaşığı değil de tahta kaşıkla mesela adamlar dediği şey bu. Çorba içiyor hiç yani. Hiç bana göre şeyler tamam, değil. Tamam değil. 30 ama yıllık yayıncıyım bu... bak 30 yıllık yayıncıyım. Onunla da insanlara bir şey kazandırdığını görmedim abla, zaten. Sen tahta bak gelir geçersin. Bizim meslekte de öyle insanlar oldu. O tamam, neler abla, yaptılar. Geldiler geçtiler geldiler geçtiler. Ben 30 yıldır bu sektördeyim. Abla kendimi iyi bari. Vallahi bilmiyorum. Bekliyoruz erken ne var anlamında. Yani. Bak yani bekliyoruz diyorsun başka yani İmre sende bekliyoruz diyorsun başka bir evine geliyor. Niye senin evine bu kadar çok geliyorlar ya? Seviyorlar. Keyfe kadar geliyor. Yaşamaya geliyorlar. Hayır, oturmaya geliyorlar. O çağrıyı yaptığın için geliyor Haydar. Efendim? O çağrıyı yapıyorsun ya orada sen. Abi ne yapıyorum o ben? O çağrıyı Allah için ne yaptım? İzleyicilerine diyorsun ki İzmir'deyseniz gelin diyorsun. Tamam ne var bunda? Onun üzerine sana belki geliyorlar. Ben şey yapacağım. Fan buluşması yapacağım. Fan? Evet var. Benim de hayranlarım var. Yani o gün Dilan abla dedi ya sanatçı Ayko ileri saygısızlık olur. Mesela sanatçı bence Ayko'nunda... Saygısızlık hayır, tabii ki. Hayır sanatçı Ayko'nunda gerçek adı Ayko değil. Yani bu ülkede bir ton askerimizin polisi... Şimdi ben ne yapayım yani? Peki ben bir şey sormak belki istiyorum. Belki ben... Buyurun sorun efendim. Buyurun. Güzel isim şimdi, var. Haydar çok güzel bir isimdir. Haydar ismi Allah'ın ismi demek. Evet, buyurun efendim. Çağrıyı yapıyorsun. Evet çağrıyı yapıyorum. Orada yatan bir beyefendi büyük ihtimalle evet. Onu gösteriyorsun ve kızları çağırıyorsun. Kızları madem mı? Fan buluşması yapacaksın erkekleri niye davet etmiyorsun evine? Neden kim? Sadece kızları davet ediyorsun? Ben belki erkek, erkek görmek istemiyorum. Niye erkek göreceğim ben? Evine niye kız çağırıyorsun fan o zaman? Ya. Evime çağırırım. Evime çağırırım. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez hanımefendi. Yani evime çağırırım, evime konumu da çağırırım, komşumu da çağırırım, mahallenin muhtarını da çağırırım. Çağırırım yani. Bunlar Haydar'cığım şey. Bak bak tamam, çok önemli yayınlan. Bir soru. Haydar çok önemli bir soru. Peki. Bak fan diyorsun ya sen canım benim. Evet. İnsanın fanının işte sanatçıları da görüyoruz. Kadınları da var, erkek fanları da var. Sadece kadınları çağırdığın zaman arkasında başka bir amacın olabilir mi acaba abla, sorusunu irdelemeye çalışıyoruz. Amacım yok benim. Bakın ben orada ben şimdi tamam şöyle bir şey yapıyorum. Yani böyle ironi aslında ama yani buluşma da olabilir, ironi de olabilir. Yani ortaya karışık bir şey yani ama ben kalkıp da şu zamana kadar ya bir tane kız desin ki bana böyle yaptı. Kimseye bir şey yapmadım dedi. Ben. Ben sevgili...